Dolayısıyla adli yıl e, açılışının biz e, çok önemli bir diyalog zemini olduğunu biliyoruz. Eleştirilere karşı açıklama yaptı. Yargı reformuna karşı olanların başka odaklar tarafından yönlendirildiğini söyledi. Asıl mesele nedir? Türkiye bir buçuk yıldır çok önemli bir sürecin içinde. Yargı reformu strateji belgesi fevkalade değerli bir çalışmadır bu. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu, yargı reformunun neden önemli olduğunu açıkladı. Bu işsizliği azaltabilmemiz için fabrika açılması lazım, yatırım yapılması lazım. Yatırım yapacak olan yerli ve yabancı sanayici, faiz indiriminin, teşviklerin şunun bunun yanında çok ciddi bir şey bekliyor yargı reformu belgesi ne zaman kanunlaşmaya başlayacak? E bizim insanımızda iş bekliyor, fabrika bekliyor. Peki biz bunun önündeki engel mi olalım yoksa bunu destekleyen mi olalım? Adli yıl açılışına katılacağını açıklayan Feyzoğlu paketin içerisinden örnekler verdi. Düşünce özgürlüğünü güvence altına alacak Düzenlemeler var paketin içerisinde. Gerçekten düşünce özgürlüğünü mü kullandı yoksa bir terör örgütüne yardım mı etti? Onun propagandasını mı yaptı? Onun üyesi midir? Bakın bu e, tereddütlü olan noktalarda yargıtay denetimi açılıyor. Eleştirilere tepki gösterdi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı pakete karşı olanların yönlendirildiği görüşünde. E, bugün bizi yerden yere vuranlar... E, Temmuz ayında düzenlemenin çıkması için bir gram destek vermemiştir. Size onu söyleyeyim. Biz çırpındık çıkması için. Yargı reformunun çıkmasını engelleme çabası vardır. Onlara da şunu hatırlatıyorum. Başka sahikle, başka maksatla saldırıya geçen odakların etkisi altında kalmadan fikri hür, vicdanı hür İrfanı hür bir şekilde eleştirin başımızla beraber. Tuzu kuru olanların konuştuğunu söyleyen Feyzoğlu, meslektaşlarına karşı sorumlu olduğunun altını çizdi. Yargı reformunun acil ihtiyaç olduğunu belirtti. 600 ruhsat var burada. 600. Sadece 10 günde avukat saflarına katılan gençler. Bunlara hesap vermek zorundayız biz. Bunlara iş bulmak zorundayız. Aş bulmak zorundayız. Ekmek bulmak zorundayız. Nasıl yapacağız bunu? İşte o yargı reformu strateji belgesini hep birlikte çıkartarak. Çünkü sanayici o belgenin kanunlaşmaya başlamasını bekliyor. O fabrika açılacak ki bu çocuklar iş bulacak. Türkiye'de binlerce genç avukatın çay parası yok. Aş peşinde olanların ne dediğini önemsiyorum. Benim sorumluluğum bu genç meslektaşlarıma karşı öncelikle